Bir insan nefsi mutmainne olursa demek ki Allah'ı zikir etmek için işi gücü yapmaya gerek yok muhterem bakın böyle. Ama biz ne yapıyoruz değil mi? İşini yaparken de televizyonda işte müzikler, şunlar, bunlar, hatta yemek sofrasında bile muhteremler. Yani bir tarafta yemek sofrasında oturmuş kişi yemek başına Allah'ın verdiği o kadar bol nimetler muhterem. Bir bolluk var şu çağımızda. Eskiye bakarak yani binlere katı fazla bir bolluk var çağımızda. Böyle bir bolluk var. Ne yapıyor değil mi? Orada gene müzik çalarak bakınız Allah'ı hatırlama zikir yerine müzik aldı, müzik muhtemelen böyle. Yani beynimizi sardı, kalbimizi sardı, günü yaşamımızı sardı, müzik perest olduk muhtemelen. Yani müziğe bağımlılık muhtemelen böyle. Arabasına kişi müzik çalmış muhtemelen. Yazın pikniğe gidiyor, bir an başı biraz sakinleyecek, demir sabunlanacak. Biraz beyni rahatlayacak, sinirim rahatlayacak. O yöntem gidiyor. Ama yine orada müzik genç ama takır tıkır. Bir başta rahatsız edeyim. Tabii böyle bir ortamda kişi de yetişemiyor muhtemelen böylece. İşte Allah'ın zikri, sevgisi üstün gelecek. Bir insan mutmeni olunca o kişinin artık gönlüne İlahi bir hitap, davet gelir kalbine muhteremler. Fecr Suresi Mevlam buyuruyor sonunda. Ya eyyetühen nefsünün mutmeinne. Şu ayete gene bakın muhteremler. Bilhassa ölüm halinde onlara bu hitap açıkça geliyor bunlara. Ölüm halinde. Yani bir Allah dostu, uyanan kişi dünyada, Allah'ı öğrenen kişi, ölüm yasasına yattı mı, ona bu ayet-i kerime okunu kulağına geliyor. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne. Ey mutmeinne olan nefis. Tatmin olan nefis. Allah'a tatmin olan nefis. İrci'i Rabbile Rabbik. Dön gel Rabbine bakmaktadır. Raldiyeten merdiği yevde akılmaktadır. Sen Rabbinden razı, Rabbin sen razı. İşte insanlığın bütün amacı bu olacak muhtemelen böyle. Yani son nefeste bu hitab-ı ilahi duymak, almak muhtemelen böyle. Buraya gelmek muhtemelen. Buraya gelmesin efendim bak. Yani tabi bu da bir anda olmaz. Böyle bir şans masa yok böyle İslam'da. Kulun böyle gayretiyle uzun bir zaman çalışması olacak bir oluşumdur bu. Demek ki insan buraya gelince hayattayken bile kulun gönlüne ayet-i kerime okunur. Rüyasına ayet-i kerime okunur kişiye. Hatta zaman gelen melek de bunu okurlar. Kişi bunun sesini duyar. Hele özellikle son nefesine geldiği zamanlar hasta yatağında artık dünyası kararıyor, artık perde aşama başladı. Buna bu ayet-i kerim okundu muhteremler. Ey mutmain ol nefis, Rabbine dön gel Rabbine. Gel Rabbine gel. O anda malın varın faydası yok muhteremler. Efendim işte eşim, dostum, çevrem çok kalabalık. Varın faydası yok. Evet, cenaze merasimi kalabalık olabilir, şaşalı, görkemli olabilir. Çelenk aslında bir haçtır, puttur muhtemelen böyle. Yani işte ona bir haç vardır böyle. Haç vardır, dar şeklinde bir puttur aslında çelenk. Ona çelenk de getirirler, put da getirirler. Görkemli, şaşalı böyle bir cenaze merasimi yaparlar. Nereye kadar? Kabir kapısına kadar muhtemelen kadar. Ama kumutmeli olmuşsa, Mevlam buyuruyor muhtemelenler. İrci'i ila rabbiki râliyeten merdiye. Kulum dön gel bak. Sen benden razı, ben razıyım. Mülkenegi kim oluyor muhtemelenler Allah aşkına? Mülkenegi kim oluyor be? Kim onlar? Ne oluyor onlar? Kim onlar? Ya. Allah kulundan razı. Allah kulunu davet ediyor. Kulum gel bana gel. Mülkenegi kim? Kim olur muhtemelen? Azrail kim olur muhtemelen? Zebani kim oluyor? Allah kuluna razı olun.